Buradan, bu coşkulu salondan Türkiye'nin ve dünyanın göz bebeği olan İstanbul'u yürekten selamlıyorum. Sizleri içerisinde Tuzla'yı ve oralarda yaşayan tüm kardeşlerimi selamlıyorum. İstanbul, Sultan Süleyman'dan, Yavuzların neslinden izler taşıyan, hayatın her anına bir anlam katan, Türkiye'ye dünya lideri Büyük Usta'yı sevdiren, her sokağında ayrı bir hikaye taşıyan, büyük insanların büyük eserleriyle süslenmiş bir şehirdir İstanbul. Tuzla, şehirle doğanın, dünle bugünün, zenginle fakirin iç içe yaşadığı, Anadolu'nun kadim kültürünü İstanbul'a taşıyan modeldir Tuzla. İlçe başkanımız Sayın Şadi Yazıcı, başarıyla sürdürdüğü görevini 2008 yılında coşkulu bir kongreyle yeni ilçe başkanımız Sayın Avukat Mustafa Ataş ve yönetimine devretti. Layık olunması gereken bir dünya lideri, mahcup olunmaması gereken bir başkan ve oyuna oy katarak tekrar kazanılması gereken bir Tuzla bekliyordu bizleri. 2004 yılında Tuzla'nın teveccühünü göstererek göreve getirdiği Tuzla Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Demirci bu dönemde başarılı çalışmaların ardından hizmet bayrağını belediye başkan adayımız Doktor Şadi Yazıcı'ya devretti. Tuzla'ya dair hayallerimizi, projelerimizi paylaşmak için yollara düştük. Seçime kadar gece gündüz süren çalışmalarımızın, uykusuz gecelerimizin semeresini sandıkta aldık. Partimiz bir kez daha zaferle çıktı seçimden. Seçim sürecinde nasıl belediye başkanımızın yanında olduysak, seçimden sonra da yalnız bırakmadık. Gittiği her yerde, gezdiği her sokakta AK Parti'nin ve AK Parti teşkilatının birlikten doğan gücünü hissettirdik. Biliyorduk ki güçlü iktidarın yolu güçlü teşkilattan geçer. 12 Haziran 2010 referandum seçimleri bizim için tarihi bir süreçti. Bunun bilincinde hazırlandık referanduma. Bunu bir siyasi mücadele değil, milletimizin aydınlık geleceğinin mücadelesi bildik. Daha demokratik Türkiye için evet diyen herkesle bir olduk. Kucaklaştık, kapı kapı, ev ev dolaştık. Türkiye'mizi aydınlık yarınlara taşıyacak referandumun sonuçlarını anlattık. Birlik ve beraberliğin sonucu olarak İstanbul ortalamasının üzerinde bir oy oranıyla Tuzla'ya yakışan bir zaferle çıktık referandumdan. 2011 seçimlerinde hedeflerimize ulaşmak için koyulduk yola. Hedefimiz çizilmişti çoktan. Sayın Başbakanımızın ustalık dönemine refakat etmek, ülkemizin bu köklü değişiminde pay sahibi olmak. Bu ulvi yoldaşlık yeterdi bize. Yeterdi şevkle, coşkuyla 2023 hedefine koşmaya. Her seçimde artan oyumuz bu seçimde de artarak istikrarlı yükselişini sürdürdü. 2009 seçimlerinde %41 olan oyumuzu bu kez %52'ye çıkarttık. AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı olarak sorumlu milletvekilimiz Sayın Mehmet Domaç, il yönetimimiz, belediye başkanımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle yönetimlerimiz, özürlüler ve yaşlılar komisyonlarımızla birlikte el ele, gönül gönüle çalıştığımız 3 yıldan aklımızda kalanlar. İlçemizin zanaatkarlarını hiç yalnız bırakmadık. Her zaman yanlarında olduk. Görüşleri bizim için çok değerli olan sivil toplum kuruluşlarımızla ve kanaat önderlerimizle buluşup görüşlerini aldık. Sorunları ve görüşleriyle ilgili istişarelerde bulunduk. Partimizde daha önce görev almış ve emek veren tüm teşkilat mensuplarımızla birlikteliğimiz her zaman devam etti. Yemeklerde ve diğer etkinliklerde birlikte olduk. Kadın ve gençlik kollarımızla Tuzla'daki kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ettik. Büyük coşkuyla açılışlarını gerçekleştirdiğimiz
mahalle irtibat bürolarında halkımızla samimi buluşmalar gerçekleştirdik. Her mahallede, semt pazarlarında ak noktalar kurarak kadromuza yeni ak kadrolar kazandırmak için üye çalışmaları yaptık. Site toplantıları ve ev sohbetlerini belediye başkanımız ve yardımcılarımızın katılımlarıyla gerçekleştirerek site sakinlerinin dertlerini dinledik. Çözüm üretilmesine katkıda bulunduk. Milletvekili adaylarımız, ilçe başkanımız, ilçe yönetimimiz, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle başkanları ve yönetimlerimiz ve tüm Tuzla ak gönüllüleriyle Tuzla'mızda sevgi yürüyüşleri gerçekleştirdik. Genel merkezimizin düzenlemiş olduğu Siyaset Akademisi'ne katıldık. Tarihi Kazlı Çeşme mitinginin coşkusunu yaşamak için Tuzla olarak yoğun bir katılımla biz de varız dedik. Kadın kollarımızın düzenlemiş olduğu Kadına Şiddete Hayır etkinlikleriyle kadın haklarının korunmasına destek verdik. Yüreğimizi yakan Van depremi kardeşliğimizi bir kez daha perçinledi. Tuzla olarak karınca kararınca elimizden geleni birlikte paylaştık. Kadın Kolları Kongresi'nde görevine devam eden Tuzla Kadın Kolları Başkanımız Yasemin Denktaş ve yönetim kuruluna başarılar dileriz. Gençlik Kolları Kongresi'nde hizmet bayrağını devralan Şerif Boğaz ve yönetim kuruluna başarılar dileriz. Gençlerimiz Tuzla'mızın geleceği. Gençlik kollarımızın gayretleriyle gerçekleşen daha bilinçli, daha çok okuyan Tuzla için Tuzla Okuyor etkinlikleriyle herkesi okumaya teşvik ettiler. Geleceğin aktif, samimi siyasetçileri Tuzla'dan gelecek diyen gençlik kollarımızın düzenlemiş olduğu etkili konuşma ve diksiyon dersleriyle faydalı bir çalışmaya imza attılar. İlçe teşkilatımız, gençlik kollarımız, mahalle yönetimlerimizle birlikte futbol ve voleybol turnuvaları düzenleyerek birlik beraberliğimizi perçinledik. Bizler her seçimde ayrı bir heyecanla çalışıyor, her günümüzü bir fırsat bilip seçim sonrasında da birlik ve beraberliğimizi tazeliyor, ilk günkü heyecan ve gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2023 yolunda gönlü vatan için çarpan milletimizin hizmetkarı tüm ak ellere Allah yolumuzu, yolunuzu açık etsin diyoruz.